Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Ratschläge erteilen, yani fikir vermek. Konjunktiv 2 olarak inceleyeceğimiz bu konuda arkadaşlar, fikir verdiğimizde çeşitli durumları görüyor olacağız ve bu çeşitli durumlara göre reaksiyon göstereceğiz. Yani fikrimizi söyleyeceğiz. Ben senin yerinde olsaydım şöyle yapardım, bu şekilde davranırdım gibilerinden. Bunu yaptığımızda arkadaşlar, bunu yaparken wenn ich du wäre, ben senin yerinde olsaydım, wenn ich du wäre yapısını kullanıyor olacağız. Ich an deiner Stelle, bu da gene aynı anlamı geliyor arkadaşlar. Senin yerinde olsaydım, bu da gene demek ki ich an deiner Stelle ve wenn ich du wäre, ben sen olsaydım gibi, değil mi? Ben senin yerinde olmuş olsaydım deriz, değil mi güzel Türkçe'de? Ancak Almanca'da burada ben sen olsaydım şeklinde, o dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Burada da ich an deiner Stelle, senin yerinde olsaydım şeklinde cümle kuruyor olacağız. Ve modal fiilim sollen'e göre, modal fiilim sollen'e göre bunu yorumluyor olacağız. Tabii bunları yaparken arkadaşlar konjunktiv 2 bunu da işin içerisine katıyor olacağız. Şunu da hatırlatmakta fayda var dersimizin başında. Konjunktiv 2 ile sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosuna gitsinler. Onun ardından buraya gelsinler. Çünkü sıkıntı yaşama ihtimalleri olabilir. Bu sebepten bu hatırlatmayı yapıyorum. Dersimiz başlasın. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, ein Schüler hat schlechte Noten in der Schule cümlesini görüyoruz. Evet, bu herhalde anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Üstünden bir geçelim. Ein Schüler, bir öğrenci, değil mi? Hat schlechte Noten, evet schlechte Noten neydi? Kötü notlar, değil mi? Kötü notu var. In der Schule, bir öğrencinin kötü notu var deriz, değil mi? Kötü notları var da denir mi acaba? Hani bir genelleme yaparken tekil kullanırız, değil mi? Ancak Almanca'da kötü notları var şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla biz şimdi tavsiyede bulunacağız. Bu tavsiyeleri bu tavsiyede bulunurken 3 formu da işin içerisine katarak acaba ne şekilde fikrimizi beyan edebiliriz? Nasıl fikrimizi söyleyebiliriz? Tabii bu fikirleri söylerken çeşitli fikirlerden faydalanıp burada bir çeşni halinde bunu size göstermek istedim. Şöyle ki ich an seiner Stelle, şimdi bu bir erkek öğrenci olduğu için, değil mi? Eine Schülerin dememiş, ein Schüler demiş. Dolayısıyla ne olacak? An seiner Stelle, ben onun yerinde olsaydım. Dolayısıyla bir bakalım. Ich an seiner Stelle wäre viel fleißiger. Bakın arkadaşlar, ich an seiner Stelle yapısı kullanılmış. Bakın, konjunktiv 2 sein ne olmuş? Wäre fleißig neydi arkadaşlar? Çalışkan. Daha çalışkan olurdum, değil mi? Yani derslerime daha bir ilgi, alaka gösterirdim. Daha bir çalışkan olurdum demeye getiriyor. Dolayısıyla ich an seiner Stelle wäre viel fleißiger, bu bir ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir öneri, bir tavsiye ya da bir öneri olarak ne yapmış oluyoruz? Fikrimizi sunmuş oluyoruz. Ya da wenn ich du wäre yapısını kullanacak olursak, ben o olsaydım da diyorlar yani, Almanlar öyle diyorlar ya. Dolayısıyla wenn ich er wäre demiş oluyorum, değil mi? Çünkü burada kastettiğim kişi bir erkek. Ben o olsaydım, yani onun yerinde olsaydım demeye getiriyoruz, değil mi? Wenn ich er wäre, bakın burada da gene konjunktiv 2 var. Würde ich Fragen stellen. Evet. Fragen stellen acaba neydi? Ne olabilir? Şöyle bir çıkartmaya çalışalım arkadaşlar. Frage stellen, soru sormak. Şimdi fragen diyebilirim. Ancak soru yöneltmek, soru sormak diyecek olursak fragen stellen, bunu bir yapı olarak düşünmekte fayda var. Dolayısıyla fragen stellen ya da fragen, ikisi de olabilir. Tabii artık B2 seviyesinde olduğumuz için bir tık daha derinlemesine gitmekte fayda var, öyle değil mi? Hani basit anlatımlardan ziyade gerektiği gibi, olması gerektiği gibi B2'de anlatmak belki de en doğrusu, değil mi? Şimdi ben fragen de diyebilirdik, ancak fragen stellen daha
B2 koktuğundan dolayı bunu kullanmayı doğru buldum. Dolayısıyla ben onun yerinde olsaydım sorular sorardım diyecek olursak demek ki wenn ich er wäre würde ich Fragen stellen, değil mi? Diyebiliriz. Ya da ne olabilir? Başka bir öneri. Bakın başka öneride de ne yapmış oluyorum bu sefer? Sollen'i işin içerisinde katmış oluyorum. Yani ne diyorum? Burada ne yapıyorum? Konjunktiv 2 yapısı işin içerisine katıldığında bu ne olmuş oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Demek ki bir öneri olarak karşımıza çıkmış oluyor. Es sollte Nachhilfe Stunden nehmen. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Nachhilfe Stunde bu destek, etüt. Yani destekleyici ya da tamamlayıcı ders gibi özel ders olarak düşünülebilir ya da dediğim gibi tamamlayıcı, destekleyici bir ders almalı. Hani ne deriz güzel Türkçe'de? Özel ders almalı deriz ya. Almanca'da da Nachhilfe Stunde deniliyor. Yani destekleyici ders gibi Türkçeleştirebiliriz. Dolayısıyla bakın burada ne olmuş? Er sollte denildiğinde bu cümle ne anlamı katmış oluyoruz biz burada? Ne demiş oluyoruz? Bence o ne yapmalı? Özel ders almalı. Değil mi? Er sollte Nachhilfe Stunden nehmen. Tabii ben burada şöyle de diyebilirdim. Wenn ich er wäre würde ich Nachhilfe Stunden nehmen de pekala diyebilirdim. Ich an seiner Stelle würde Nachhilfe Stunden nehmen. Bunları da pekala diyebilirdim. Ancak burada benim göstermeye çalıştığım şey 3 varyasyon şeklinde ne yapabiliyoruz? Fikrimizi beyan edebiliyoruz. Fikrimizi söyleyebiliyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ein Schüler hat schlechte Noten in der Schule. Ein Schüler hat schlechte Noten in der Schule. Ich an seiner Stelle wäre viel fleißiger. Ich an seiner Stelle wäre viel fleißiger. Wenn ich er wäre, würde ich Fragen stellen. Wenn ich er wäre, würde ich Fragen stellen. Er sollte Nachhilfestunden nehmen. Er sollte Nachhilfestunden nehmen. Sıradaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Eine Schülerin versteht nicht, wie das Konjunktiv 2 gebildet wird. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Eine Schülerin bir öğrenci, değil mi? Versteht nicht, anlamıyor, değil mi? Wie das Konjunktiv 2 gebildet wird. Konjunktiv 2'nin bilden arkadaşlar oluşturmak demek. Bir öğrenci, değil mi? Bir kız öğrenciden bahsediyoruz burada. Niye anlamıyormuş? Konjunktiv 2'nin nasıl oluşturulduğunu anlamıyormuş. Evet, öneride bulunacağız. Dolayısıyla ne yapacağız? Wenn ich du wäre ve ich an deiner Stelle ya da sollen, değil mi? Bunu şimdi ne yapacağız? Bu duruma göre uyarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla ben onun yerinde olsaydım şeklinde yorumlayacağız. Demek ki bu 3 formu kullanabiliyoruz. Şimdi ben onun yerinde olsaydım derken bakın burada ich an ihrer Stelle würde die Almanca kolay videos ansehen. Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Almanca kolay videolarını izlerdim derken bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Ich an deiner Stelle burada şimdi ben senin yerinde olsaydım, değil mi? Ancak burada bir kız öğrenciden bahsettiğimden dolayı bu ne oluyor? İya onun yerinde derken demek ki an ihrer Stelle şeklinde yorumlamam gerekiyor. Bakın burada da ne olmuş? Konjunktiv 2 würden formu ve ne oluyor? Mastardaki ansehen, değil mi? Aynı anda kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ben onun yerinde olsaydım Almanca kolay videolarını izlerdim diyecek olursak bu öneride bulunurken, değil mi? Bence isabetli bir öneri, öyle değil mi? Dolayısıyla ich an ihrer Stelle würde die Almanca kolay videos ansehen demiş oluyoruz. Başka bir şekilde inceleyecek olsaydık wenn ich du wäre yapısını şimdi buraya entegre etmeye çalışalım. Tabii bu bir hanım öğrenci. Dolayısıyla du demeyeceğiz de ne olacak bu? Sie olacak. Bu peki bir erkek öğrenci olsaydı ne olacaktı?
er olacaktı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne diyeceğiz? Wenn ich sie wäre, bakın burada da gene aynı anlam çıkıyor. Ben onun yerinde olsaydım değil mi? Wenn ich sie wäre, würde ich Herrn Özdemir fragen değil mi? Bay Özdemir'e sorardım değil mi? Her zaman soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu yorumlar bölümüne yazdığınızda eminim ki fark etmişsinizdir. Bizatihi ben cevaplamaya çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. O yüzden kafanızın takıldığı noktalar olabilir, ikilemde olabilirsiniz. Ya da herhangi bir öneride bulunmamı isteyebilirsiniz. Burada her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Dolayısıyla elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben onun yerinde olsaydım Bay Özdemir'e sorardım derken Wenn ich sie wäre, würde ich Herrn Özdemir fragen demiş oluyorum. Bakın burada da gene ne oluyor? Bakın bunların hepsi, bütün bu alternatif cümlelerin hepsi konjunktif 2 başlığı altında inceleniyor. Bakın burada da gene konjunktif 2 var. Würde ve fragen değil mi? Bakın mastarda kalmış fragen. Dolayısıyla ben onun yerinde olsaydım Bay Özdemir'e sorardım derken Wenn ich sie wäre, würde ich Herrn Özdemir fragen. Başka bir alternatif olan Sollen'i devreye sokalım şimdi de. Ben onun yerinde olsaydım Almanca kolay videolarını izlerdim derken değil mi? Ama çok reklam yaptım. Sie sollte die Almanca kolay videos ansehen. Bakın burada da gene bir öneri var. Ne olmuş gene? Konjunktif 2 formuna bürünüyor Sollen. Sie sollte die Almanca kolay videos ansehen. Bakın burada da gene ne oluyor? Mastarda kalmış oluyor. Ayrılabilir fiil değil mi? Olsa bile hiç fark etmez ne oluyor? Mastarda değerlendirilmiş oluyor ve diyorum ki Sie sollte die Almanca kolay videos ansehen. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Eine Schülerin versteht nicht wie das Konjunktiv 2 gebildet wird. Eine Schülerin versteht nicht wie das Konjunktiv 2 gebildet wird. Ich an ihrer Stelle würde die Almanca kolay videos ansehen. Ich an ihrer Stelle würde die Almanca kolay videos ansehen. Wenn ich sie wäre, würde ich Herrn Özdemir fragen. Wenn ich sie wäre, würde ich Herrn Özdemir fragen. Sie sollte die Almanca kolay videos ansehen. Sie sollte die Almanca kolay videos ansehen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Peter hat etwas Dummes gemacht. Evet. Etwas Dummes machen arkadaşlar. Peter aptalca bir şey yaptı anlamına geliyor. Tabi burada bir hakaret söz konusu değil arkadaşlar. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında ahmakça, düşüncesizce bir şey yaptı gibi değerlendirebiliriz, çevirebiliriz. Demek ki Peter hat etwas Dummes gemacht. Bu anlama gelmiş oluyor. Seine Eltern gaben ihm Stubenarrest. Evet, seine Eltern, anne babası buna ne yapmış? Stubenarrest, oda hapsi vermiş diyoruz. Gaben, Stubenarrest geben, bunlar birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Oda hapsi vermek der Almanlar. Yani oda hapsi, değil mi? Öyle deriz Türkçe'de de. Şimdi biz burada öneride bulunacağız. Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım gibilerinden. Bunu yaparken, wenn ich du wäre, değil mi? Ich an deiner Stelle ve sollen yapılarını buraya göre uyarlamaya çalışalım. Evet, bakalım. Ich an seiner Stelle, ben onun yerinde olsaydım ne yapardım bakalım. Ich an seiner Stelle hätte mich bei meinen Eltern entschuldigt. Evet, gayet makul bir öneri. Değil mi? Sich entschuldigen neydi arkadaşlar? Refleksif bir fiildi bu. Özür dilemekti değil mi? Onlara değil mi? Anne babama özür dilerdim derken bei meinen Eltern bu yapıyı kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Ben onun yerinde olsaydım anne babama gider onlardan af dilerdim anlamına gelen bir cümle bu. Ich an seiner Stelle hätte mich bei meinen Eltern entschuldigt demiş oluyoruz değil mi? Başka bir yapı olan ben Peter'ın yerinde olsaydım ne derim? Wenn ich Peter wäre, würde ich den Stubenarrest dazu nutzen,
Mich in meinen Schulnoten zu verbessern. Bakın bu da gayet güzel bir öneri. Ne diyor? Peter'ın yerinde olsaydım ne yapardım? Würde ich den Stubenarrest dazu nutzen? Oda hapsini öyle bir kullanırdım ki, şuna kullanırdım ki, bakın burada bir refere söz konusu. Hatırlarsanız bunu ayrıntılı bir şekilde damit, dafür, dazu şeklinde görülen bir dersimiz, ders videomuz olmuştu değil mi? Burada ne yapmıştık? Bir şeye refere etmiştik değil mi? Bakın burada da dazu nutzen diyor. Bir şeye refere ediyor. Neyi refere ettiğimizi sonraki virgülden sonra göreceğiz. Bakın ne diyor? Wenn ich Peter wäre, würde ich den Stubenarrest dazu nutzen, mich in meinen Schulnoten zu verbessern. Evet, bakın refere ettiğim şey virgülden sonra geliyor. Diyor ki okul notlarımı iyileştirmede kullanırdım bu oda hapsini diyor değil mi? Çok güzel bir öneri değil mi? Yani hazır odadayım, hazır yapacak bir şey yok. Ne yaparım? Okul derslerime çalışırım ve okul notlarımı yükseltirim değil mi? Bunun için bir fırsattır. Dolayısıyla gayet güzel bir öneri bu. Ben Peter'ın yerinde olsaydım ne yapardım? Oda hapsini okul notlarımı düzeltmekte kullanırdım. Demek ki wenn ich Peter wäre, würde ich den Stubenarrest dazu nutzen, mich in meinen Schulnoten zu verbessern demiş oluyoruz değil mi? Evet, bu virgüllerle Almanca'da arkadaşlar bir hatta iki sayfalık böyle uzun uzun cümleler hatta tek bir cümle kurulabiliyor. Dolayısıyla bu eğer size böyle çok böyle uzun gibi geldiyse emin olun bundan çok daha uzunları olabiliyor. Tabii bu Almanca'nın işte o dil dinamiğini kavradıktan sonra aslında bir puzzle gibi böyle uzun uzun işin içerisine ne yapmış oluyoruz? Girmiş oluyoruz. Bir başka öneri, bu sefer sollen ile yapılan bir öneri. Er sollte sich entschuldigen, değil mi? O ne yapmalı? Özür dilemeli dediğimizde demek ki gene burada konjunktif 2 değil mi? Er sollte sich entschuldigen, o özür dilemeli önerisinde bulunmuş oluyoruz değil mi? Aslında bütün tavsiyeler gayet güzel değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Peter hat etwas Dummes gemacht. Peter hat etwas Dummes gemacht. Seine Eltern gaben ihm Stubenarrest. Seine Eltern gaben ihm Stubenarrest. Ich an seiner Stelle hätte mich bei meinen Eltern entschuldigt. Ich an seiner Stelle hätte mich bei meinen Eltern entschuldigt. Wenn ich Peter wäre, würde ich den Stubenarrest dazu nutzen, mich in meinen Schulnoten zu verbessern. Wenn ich Peter wäre, würde ich den Stubenarrest dazu nutzen, mich in meinen Schulnoten zu verbessern. Er sollte sich entschuldigen. Er sollte sich entschuldigen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Christine wird ständig von einigen Mitarbeitern gemobbt. Öncelikle bir anlayalım buradaki kelimeleri. Ständig sürekli demek arkadaşlar. Von einigen Mitarbeitern bazı çalışanlar yani birlikte çalıştığı insanlar değil mi? Von einigen bazı belli başlı bir iki tanesi gibi gemobbt, mobben arkadaşlar. Bakın burada bunu mastarda görüyoruz bakın burada. Mobben Türkçe'de de kullanılan bir fiil. Mobbing yapmak. Mobbing yapmak ne demek arkadaşlar? Bu kötü bir şey. Mobbing bir suç bu arada. Mobben söz gelimi okulda olabilir, iş yerinde olabilir, herhangi bir sosyal yerde olabilir. Birinin bir başkası hakkında kötü bir şekilde işte dedikodusunu yapması ya da onun hakkında ileri geri konuşması, baskı kurması,
onu sürekli kendi hegemonyasında ezmesi gibi nitelendirilebilir. Bunun çok ağır hukuki yaptırımları var. Bu bir suç, bu bir ağır bir suç arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu okulda da olabileceği gibi sosyal alanlarda, özellikle de iş hayatında olabiliyor. Şimdi buraya baktığımızda bu cümle bize ne diyor? Christine wird ständig von einigen Mitarbeitern gemobbt. Christine sürekli bazı çalışanlar tarafından ne oluyor? Mobbing'e uğruyor demiş oluyor. Dolayısıyla Almanca'da da mobbing eylem olarak kullanılıyor arkadaşlar. Mobbing'e uğruyor diyoruz Türkçe'de. Ancak Almanca'da dediğim gibi bu bir eylem haline almış. Şimdi biz burada öneride bulunacağız. Acaba Christine'nin yerinde biz olsaydık ne yapardık gibilerinden. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, ich an ihrer Stelle, ben onun yerinde olsaydım. Ich an ihrer Stelle würde mich an den Chef wenden. Evet, bakın burada an den Chef wenden, wenden müracaat etmek, gitmek anlamına geliyor arkadaşlar. Ben Christine'nin yerinde olsaydım ne yapardım? Şefe giderdim. Gayet mantıklı, makul bir öneri değil mi? Ich an ihrer Stelle, bakın burada ne olmuş? Konjunktiv 2, würden ve wenden'i kullanıyoruz. Würde'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben kendimi oraya yönlendirdim. Ben oraya yönlenirdim, oraya müracaat ederdim. Şefime müracaat ederdim diyecek olursak demek ki würde işe göre yorumlayacağım değil mi? Ancak burada sich wenden refleksiflik gerektirdiğinden dolayı würde şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla ich an ihrer Stelle würde mich an den Chef wenden demiş oluyoruz. Ben onun yerinde olsaydım, wenn ich du wäre, bu yapıyı şimdi buraya katalım, koyalım. Ne olacak? Bu Christine, bu bir hanım olduğu için ne diyeceğim? Sie diyeceğim değil mi? Dolayısıyla wenn ich sie wäre, evet ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Würde ich die Mitarbeiter ansprechen. Bakın bu da gayet makul, mantıklı bir öneri. Ne diyor? Wenn ich sie wäre, würde ich die Mitarbeiter ansprechen. Ansprechen neydi arkadaşlar? Gidip konuşmak değil mi? Ben onun yerinde olsaydım çalışanlara gider konuşurdum. Yani bu çeşitli benim hakkımda ileri geri konuşan, benim dedikodumu yapan, ayak kaydırmaya çalışan insanlara ne yapardım? Giderdim konuşurdum. Bu da gayet makul, mantıklı bir öneri değil mi? Bakın burada da gene ne olmuş? Konjunktiv 2, zaten konu başlığımız konjunktiv 2. Würden ve ansprechen'i kullanmışız. Bakın ansprechen aslında ayrılabilir bir fiil, öyle değil mi? Ancak ne yapıyorduk biz konjunktiv 2'de? Würden ve infinitiv, yani mazhar halde kullanıyorduk. Dolayısıyla bu da gayet mantıklı bir öneri. Wenn ich sie wäre, würde ich die Mitarbeiter ansprechen demiş oluyoruz değil mi? Diğer öneriye bakacak olursak burada da bu sefer sollen'i işin içerisine katmış oluyoruz. Ne olacak burada? Bir bakalım. Sie sollte die Ursache herausfinden, warum einige Mitarbeiter sie mobben. Evet, bu da gayet mantıklı bir öneri. Öncelikle bir anlamlandırmaya çalışalım. Die Ursache sebep demek arkadaşlar. Demek ki die Ursache sebep demekmiş. Herausfinden bulmak, açığa kavuşturmak anlamına gelmiş oluyor. Herausfinden. Warum? Neden? Einige Mitarbeiter, az önce gördük, bazı çalışanlar, sie mobben. Evet, o ne yapmalı? Sebebi ortaya çıkartmalı, açığa kavuşturmalı. Neden bazı çalışanlar onu mobbinge, evet, mobbinge uğratıyor? Değil mi? Böyle çevirmiş oluruz Türkçe'de. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Konjunktiv 2 olarak sollen'i ne yapmış oluyoruz? Sie, yani üçüncü tekile göre yorumlamış oluyoruz değil mi? Sie sollte die Ursache herausfinden, warum einige Mitarbeiter sie mobben. Dediğim gibi bu da gene gayet makul bir öneri. Siz de tabii yorumlar bölümüne konjunktiv 2 şeklinde buradaki yapılardan birini kullanaraktan eminim ki makul bir öneri sunabilirsiniz.
Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Christine wird ständig von einigen Mitarbeitern gemobbt. Christine wird ständig von einigen Mitarbeitern gemobbt. Ich an ihrer Stelle würde mich an den Chef wenden. Ich an ihrer Stelle würde mich an den Chef wenden. Wenn ich sie wäre, würde ich die Mitarbeiter ansprechen. Wenn ich sie wäre, würde ich die Mitarbeiter ansprechen. Sie sollte die Ursache herausfinden, warum einige Mitarbeiter sie mobben. Sie sollte die Ursache herausfinden, warum einige Mitarbeiter sie mobben. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Ratschläge erteilen, önerilerde bulunmayı Konjunktiv 2, değil mi? Bunun içerisinde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!